Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri ders çalışma programında 5. haftadan bahsedeceğim çok kısa sürecek ondan sonrasında neden bahsedeceğim kaynaklar hakkında biraz sohbet edeceğim kaynaklar hakkındaki yorumumu dinlediğiniz sizin açınızdan faydalı olacaktır o yüzden videonun sonuna kadar dinlerseniz çok faydalanırsınız gençler şimdi öncelikle yarın nedir 15 Ağustos evet üçgenlerin yarısını bitirdik Üçgenlerin yarısını bir ayda devirdik. Kimle birlikte başlamıştık? Matematikle e, 18 Temmuz'da başlamıştık. 18 Temmuz'da ben geometriye, SML hoca hocada e, matematiğe başlamıştı, TYT matematiğe başlamıştı. SML hocam da yine aynı şekilde bir ayı devirmiş bulunuyor. Ben de kitap üzerinden, SML hocam da kitap üzerinden gidiyor. Aynı zamanda PDF'leri de vermiştik farkındaysanız. E, güzel bir şekilde e, öğrencilerden dönüş alıyoruz, dönüt alıyoruz. Gerçekten güzel gidiyor. Ee, i̇nşallah daha iyi de iyi de gidecek arkadaşlar. Evet 15 Ağustos'tayız. Şimdi 15 Ağustos'ta ne var? Açı ortay, kenar ortay. Bir de ne var? Fizik ve kimya da katılıyor aramıza. VIP fizik ve doktor biyoloji. Evet VIP fizik Barış e, Kemal hocam. E, doktor biyoloji Barış hocam. E, ne zaten temas halindeyiz. Telefonla konuşuyoruz, şey yapıyoruz, yaptığı ürünleri görüyoruz. Geçen sene de birlikteydik. Geçen sene. Ee, ne kadar güzel işler yaptığını hepimiz biliyoruz zaten. Bilmeyen, bilmeyenler adına da söyleyeyim. Ee, çok güzel nokta atışı yerler tutturdular. Bu sene de yaptığı yılları içerikleri gördüm. Gerçekten çok kaliteli içeriklerle karşınıza geliyorlar arkadaşlar. Onlar da bizim gibi kitap üzerinden gidecek. Ee, sizlere kitaptan hatta pdf üzerinden de anlatımlarını yapacaklar arkadaşlar. E, ee, programa tamam biz pazartesi yayınlıyoruz. Yarın işte VIP'de aynı zamanda Doktor Biyoloji'de yayınlayacak ama program içine içine oturtursunuz işte pazartesi ben veya, salı ben işte bir şekilde e, fiziği de kimyayı da matematiği de program içerisinde artık yayın arkadaşlar ciddi ciddi başlama zamanları geldi tam olarak başlamayanlar da başlasınlar hepsine birden başlasınlar fizik kimya biyoloji anında bizimle birlikte başlayıp şu işi halledin gençler evet 5. haftadayız eski sen olsan Eski sen bu, bu, konuda sıkıntı yaşayabilirsin belki. Açı ortay ve kenar ortayda. Açı ortayda pek sıkıntı yaşamazsın ama kenar ortayda biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Açı ortay zevkli. İşte bir tanımı var. Kollar oranı, tabanlar oranı. Bir de geçmişle alakalı yerleri de kullanacağız. Ne var? Dik üçgen var. Özel açı mantığı var. Ek çizim mantığı var. Yine bunları e, bunların hepsini birlikte düşünerekten ve şurayı kullanmaktan sadece kuralcı zihniyetle gitmeyerekten bu haftayı da çok verimli bir, bir şekilde geçirirsin. Evet gençler açı ortay Açı ortaydan kaç video var? Sanırım arkadaşlar 3 video var çünkü e, unuttum çünkü hızlı programa göre şey yapıyorum ve ya, video çekiyorum ya hatta şu an mesela ben bu videodan sonra yarının videosunu çekeceğim yarın e, aynı zamanda yani e, 15 Ağustos'ta hangi video yayınlanacak arkadaşlar üçgenlerin son videosu açı kenar bağıntıları ve e, üçgenler merkezler yayınlanacak e, ama normal programıma göre tav tavsiye etmiştim. Hızlı program isteyen iyi öğrenciler ve mezun grubu öğrenciler olmuştu. Ee, onları da mağdur etmemek için hızlı bir program hazırlayıp o programa göre videoları koyuyordum. Ama siz 5. hafta videosunu açıortay ortay ve kenar ortayı dinleyeceksiniz yarın. Ee, şey videolarını atsam bile. üçgende merkezler ve açı kenar bağıntılarını atsam bile. Tamam gençler? Evet açı ortayda çok sıkıntı yaşamazsınız. Rahat bir şekilde yaparsınız. Ama kenar ortayda eski sen olsan. Aa kenar ortay kuralı bu hemen yapayım desen çok büyük sıkıntılar yaşarsın ki ilk defa yarın kenar ortayı izleyecek olan yani benden daha önceki konuları izlemeyenler bu sıkıntıyı fark edecekler. Ama işte e, dik üçgen, özel üçgen özellikle ek çizimleri dinleyen arkadaşlar bu konuda yine sıkıntı yaşamayacak. Şurayı kullanmayı öğrenecek ve eski bilgileri harmanlamayı çok güzel bir şekilde orada da yaptım arkadaşlar. Sizler hem eski konuları tekrar edeceksiniz hem de eski konularla iç içe farklı kazanımdaki soruları da çözeceksiniz arkadaşlar. Ki kenar ortay konusu ek çizimler konusuz olmaz. Yani muhteşem üçlü ve orta taban konusunu mutlaka mutlaka bileceksin. Ha hala da sıkıntı varsa bir kenar ortayı dinlemeden önce öncelikle bir en azından bir muhteşem üçlü ve orta taban konusunu şöyle bir tekrar etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet pazartesi günü videolar 5 tane video olacak arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra ne yapacaksınız? Bir haftaya yani 7 güne şeyi yayacaksınız arkadaşlar. Bu iki kitap çözümünü yayacaksınız. İki seçeneğiniz vardı. Ya üç kitaptan gidecektiniz. Üç kitaptan gidenler e, konu sonunda iki kitap sorularını çözecekti. Bölüm sonunda da yani üçgenler bittikten sonra da tekrar olarak olarak e, üçgenlerin şeylerini çözecekti arkadaşlar. E, farklı bir kitaptan, üçüncü kitaptan tekrarını yapacaktı. E, ama te, hocam iki kitaptan çözmek istiyorum diyen arkadaşlar da her konu sonunda bir kaynaktan soruları açı ortay kenar ortay sorularını çözecek. İkinci kaynağı da üçgenlerden sonra tekrar amaçlı bir haftada çözecek arkadaşlar. Haberiniz olsun bu şekilde hareket ediyorduk. Bu haftanız e, çok hızlı ve seri bir şekilde geçer büyük ihtimalle. Çünkü açı ortay ve kenar ortay zevklidir. Rahat bir şekilde yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Tamam mı gençler? E, kitapları da çok rahat bir şekilde bitirirsiniz. Ha bazı kitaplarda, e, yok çoğu kitapta açı ortay ve kenar ortay aynı başlık altında. Üçgende yardımcı elemanlar diye geçer. Ee, bazı kitaplarda mesela 3-4-5'te önce benzerliği anlatıp sonra e, üçgende yardımcı elemanlar konusuna geçiyor. Ee, o yüzden siz benzerli değil de öncelikle açı ortaya kenar ortaya çözerseniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır gençler. Tamam 3-4-5 olanlar olanlarda o şekilde yapsın. Ben yine benzerlik videolarını çekip kanala koydum o ayrı bir konu ama siz benzerliği çözmeden dördüncü konuyu yani e, açı ortaya kenar ortaya konusunu çöz çözersiniz. Evet. Bu hafta bu şekilde davranacağız gençler. Şimdi ne yapacağız? Biraz kaynaklardan bahsedeyim. Öncelikle 3D'den bahsedeyim. Arkadaşlar 3D'nin videoların tamamı çekildi. Ama e, ben karşı tarafa yani 3D ekibine yolladım. Videolar birleştiriliyor. E, karşı taraftan şöyle bir şey geldi. Hocam biz bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. Biraz da e, şey yaptık. Kaliteli yaptık. E, çünkü artık bundan sonra e, bütün serilerimiz daha kaliteli olacak arkadaşlar. Yani bir video 3 2 GB, 3 GB falan sürdüğü için, bazen 4 GB falan sürdüğü için arkadaşlar, e, karşı taraf biraz e, videoları birleştirmekte sıkıntı yaşıyor. Yani normalde ben birleştiriyordum, bütün video işlemlerini ben yapıyordum ama burada soru soru yaptığım için karşı tarafa vermek zorunda kaldım. Bir de e, çok fazla vaktim yoktu açıkçası. O yüzden böyle bir hamle yaptık. E, bu hafta içerisinde büyük ihtimalle belli bir kısmı birleştirilmiş olan belli bir kısmı bana gelir ve ben e, bu hafta içinde yayınlarım diye umut ediyorum arkadaşlar. Söz vermeyeyim. Şu an onunla uğraşıyorlar. Gerçekten çok büyük şey. içerik çok büyük oldu. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Şimdi çözdüğüm kaynaklardan bahsedeyim. Hepsinden bahsedeyim isterseniz size. Arkadaşlar Metin yayınları 3-4-5 yayınları çözdüğümü görüyorsunuz zaten. 3 de ya bu hafta ya da en kötü ihtimal önümüzdeki hafta gelir. Ondan sonraki hafta gelir arkadaşlar. Yani ben biliyorsunuz. Bu zamana kadar YouTube'a ilk girdiğim andan itibaren hem konu anlatımı hem de kitap çözümü olarak devam ediyordum. Bazı sıkıntılardan dolayı bazı şeyler oldu. Biliyorsunuz bazı şeyleri. Ee, ben de öğrenciler mağdur olmasın diye yine bu sene içerisinde iki tane kitap çözeceğimin sözünü vermiştim. E, ondan sonra Metin yayınını görünce dayanamayıp bir üçüncü kaynak olarak da onu seçtik. Hatta bundan dolayı aşırı derecede yoğunum. Yani düşünün e, sabah 5'e kadar video çekiyorum, 5-6'ya kadar 5'te 6'da uyuyup sonra 11'de 11 11.30 gibi kalkıp öğlen 1'de bir daha başlıyorum. Bilgisayarım birden sabah 5'e kadar açık yani düşünün. Yani bu ortamdayız. Bunu bir ben bilirim bir de ailem bilir gerçi. Şu an öyle bir ortamdayız ama şu an sağ olsun ailem de biraz idare ediyor. Çok mutluyum bu anlamda. Yani bu kitapları çözerken her kesime hitap ettiğimi düşünüyorum. Her çeşit soruyu size gösterdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah bir iki ay içerisinde bu kitap çözümlerinde hepsi de bitecek arkadaşlar. Evet gençler 3-4-5 kitap özelliğinden bahsedeyim isterseniz. 3-4-5 kitabı biliyorsunuz birinci kitabı çözüyorum ikinci kitap ne zaman çıkacak bilmiyorum ama zaten biz üçgenlerin ve üçgenlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Üçgen ve dörtgenden oluşuyor. Çok geniş bir şekilde çok geniş kapsamlı bir şekilde anlatılmış her çeşit soruyu burada görüyorsunuz. Yeni neslin en kolay sorusunu, yeni neslin en zor sorusunu eski nesil sorularda her tarz soruyu yeni nesil sorularda da her tarz soruyu görüyorsunuz aslında. Ya yani çözdüğüm için aşırı derecede mutluyum ve arkasında olduğum bir yayın. Yani kesinlikle kefilim. Kesinlikle çözebilirsiniz. Kimler çözebilir? Ee, düşük seviye, orta seviye öğrenciler hatta ileri seviye öğrenciler de bu kaliteli soruları mutlaka mutlaka görsün derim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sorularla e, öğrenci karşısına gelmiş arkadaşlar. Ha, benzerlikte falan çok da güzel e, zorlayıcı sorular da vardı. O da ayrı bir konu. Bu hafta çözdüm ya orada aklımda kaldı. Metin yayınları. Ha, bu arada 3 4 5 e, ilk başta ki testlerde böyle yeni nesil soruları yok ama sonraki testlerde böyle yeni nesil, eski nesil, yeni nesil, eski nesil şeklinde devam ediyor. Metin yayınları aşırı derecede bu yayını da aşırı derecede beğendiğim ve çözerken çok haz aldığım, çok zevk aldığım yayınlardan biri oldu. Gerçekten e, gerçekten e, bunu da tarzı farklı. İlk önce öğreniyorum testi, sonra pekiştiriyorum testi. Öğreniyorum testleriyle e, basit sorularda biraz ısınma turu atıyoruz. Pekiştiriyorum testleriyle orta seviyedeki sorulara geliyoruz. E, ve biraz yeni nesil sorulara geçiş basamağı gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında da üniversiteliğin testlerinde de full yeni nesil. Yani genelde klasik ee, şu şekilde arkadaşlar. Genelde 12 ya da 13 testten oluşuyor. Son 4 ya da 5 testi full yeni nesil arkadaşlar. O yeni nesil soruları da ben şuraya bir ev koyayım. Ev resminden işte böyle bir üçgen çıkartayım şeklinde sorular değil. Gerçekten günlük hayata çok güzel bir şekilde uyarlanmış. Çok kaliteli sorularla karşınıza gelmiş. Ee, o yüzden seviye olarak da soruyorsunuz. Yani bence e, çok kolay sorular da var. Orta sorular da var. Ee, yani bu seviyedeki yani geometriye yeni başlayan öğrenciler bile buradaki sorularla uğraşması lazım diye düşünüyorum. E, çünkü eski nesil sorularla iyice pekiştirip en sona yeni nesil soruları da koyması ayrı bir tarz. Yani bir kitap e, yeni nesil eski nesil karışırken bir kitabın da bu şekilde olması, yani elinizde mutlaka bulunması gereken bir kaynak o yüzden. Hem e, eski nesil, eski nesil, eski nesil sonra yeni nesil, son 4 testi ya da son 5 testi olması bence bir bakıma gerçekten güzel bir tarz oluşturmuş diye düşünüyorum. Bu yayınında kesinlikle ama kesinlikle arkasındayım. 3D yayınında arkadaşlar genelde e, burada da her tarz soru var. ÖSYM benzeri soruları mutlaka mutlaka koymuşlar. O yönden de çok güzel. Direkt ÖSYM soruları değil. Ha 3, 4, 5'in içerisinde ÖSYM soruları da var bu arada. Direkt ÖSYM'nin benzeri sorularını koymuşlar. O yüzden de çok güzel. E, artı bu sene yenilenen sorular falan da var. E, bu kime hitap ediyor? Burada da her tarz soru var aslında. Her tarz. Hani geometri öğrenmek için belli bir kalıp soruları böyle çözmeden geçmeyiz ya. Hani bu saydığım kitaplarda 3, 4, 5'te, 3, D'de ve metin yayınlarında bu böyle arkadaşlar. Her tarz soru var. Yeni nesil sorular da için içerisinde. Yalnız 3 ddeki öğrencilerde böyle biraz daha bir tık daha zayıf öğrencilerin e, çözmesine yönlendirebilir miyim? Orada bir soru işareti var. Hani genelde orta seviye ve şey e, üst seviyedeki öğrencilere biraz hitap ediyor diyorlar. Bu arada ben 3 dnin TYT soru bankasını çözdüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani olimpiyattan bozma sorular bile var ama e, 3-4 tane falan olması lazım. Onu olimpiyat tarzıyla değil, her tarzıyla orada size yani farklı çözüm yöntemleriyle onu e, yani olimpiyatın bir tekniği vardı ya, hem olimpiyat tekniğini gösterdim orada hem de normal farklı bir bakış açısıyla size bir çözüm yöntemi göstermeye çalıştım. Geometride aslında zor bir soru yok. Ama e, ya isteyen öğrenciler işte orta ve altı öğrenciler de alabilir ama genelde orta seviye öğrenciler tercih ediyor bu kitabı. Siz bilirsiniz. E, ama gerçekten burada da çok güzel sorular var. Bu kitabın da tamamıyla arkasındayım arkadaşlar. Ve ben size şu, satışı şu tavsiyede bulunacağım. Tavsiyede bulunmadan önce şunu söyleyeyim. Dershaneye gittiğinizde dershanedeyken 3 e, tane geometri öğretmeniniz varsa ee, ve dersana bir kitap vermişse siz orada çözemediğiniz soruları kime çözdürüyorsunuz? Şöyle mantıken düşündüğünüz zaman. hemen hocanıza gidiyorsunuz, değil mi? Hani 3 tane hocanız, sizin dersinize giren hocanıza gidiyorsunuz, kim olursa olsun, değil mi? Ee, yani çok zorda kalırsanız diğer hocaları böyle hani gitme bile gitmiyorsunuz. Yani ben bunu genelde görüyorum, herkes hoca hocanın dilinden anlıyor. E, siz de aynı şekilde arkadaşlar kendi hocasının dilinden anlıyor. E, ben YouTube'da bir şeyler anlatıyorum, YouTube'da benden dinliyorsan. Benim terimlerimi daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Ne bileyim bazı söylemlerimiz var. Artık alıştınız. eşitlik varsa işte orta taban çiz. Dik tabanı iki eş parçaya bölüyorsa ikiz kenar geliyor aklınıza. Ya da ikiz kenar varsa taban varsa insan ne yapar? Tabana ait yükseklik çizer gibi ayrıntılı bir şekilde çözümü size sunduğumuz için bu kitaplardan 3 kitap saydım. Bu 3 kitaptan en az biri elinizde bulunsun. Yani konu anlatımını benim anlattığım bir şekilde dinlerseniz Kafanızda hiçbir soru işareti kalmaz ki ben oradaki kitaptaki her soruyu ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hani 3 kitapta da böyle ayrıntılı. Yani orada en kolay bir soru bile olsa ya ben bunu video olarak koyuyorum buraya e, o yüzden bunu yapamayan öğrencim vardır e, ve yapamadıysa niye yapamadı onu açıklamak zorunda hissediyorum arkadaşlar. E, o yüzden böyle YouTube çözümü olması seçtiğiniz kaynaklarda gerçekten ama gerçekten çok önemli. Özellikle bir tanesi benim seçtiğim kaynak olursa sizin açınızdan Aşırı derecede faydalı bir şekilde olacaktır arkadaşlar yani e, uygulama çözümü de yetiyor arkadaşlar ama uygulama çözümünde şöyle bir şey var yani yetersizlik bazı durumlarda yani açıyorsunuz telefondan Hani sorunun kendisi bile gözükmüyor zor gözüküyor telefonda o tür sıkıntılar yaşanabiliyor ya da hani genelde ses sorunu oluyor şu sorunu oluyor bu sorunu oluyor hani biz artık iyice profesyonelleştik hani ee, önce sizin sayenizde tabii ki. Hocam şu nefes alışınız beni benden alıyor diye bir yorum görmüştüm mesela. Böyle ee, duyarsınız hatta mikrofona yaklaşayım. Her böyle şeyde ses diye ses geliyor böyle. <laughs> yani bu nefes sesini bile e, ayarladık. Yani mikrofona yaklaştığım için geliyordur o ses normalde. Her konuşmadan sonra. Ama biz bunun e, programını öğrendik işte. Videoda onu nasıl engelleyebiliriz tarzında ufak tefek şeyler öğrendik. Nefes sesim bile sizi rahatsız edecek şeyleri bile Küçük şeylere bile öğrendik arkadaşlar. Yani mikrofon olsun, kamera olsun, şu olsun, bu olsun. Çok kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Uygulama çözümlerinde maalesef bunlara dikkat edilmiyor. Dış sesler çok geliyor gibi gibi. Yani öğrenci motivasyonunu bozacak şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. En azından bizim videolarda şu an en üst düzeyde yapıldığı için çok fazla sıkıntı yaşanmıyor. O yüzden YouTube videosu olmasına da dikkat edin ve daha ayrıntılı çözüm oluyor YouTube çözümlerinde. Yani şahsen ben daha ayrıntılı bir şekilde çözüm sunuyorum size. Yeri geliyor bu soruyu yapamamanın nedeni şu diyorum. Küçük bir konu anlatım bile yapıyorum. Bütün kitaplarda bunu yaptık arkadaşlar. Bu üç tane kitaptan mutlaka mutlaka biri elinizde bulunsun. Hatta iki tanesi olursa of dadından yenmez diyor. Deniyor. Kim diyordu bunu? Bir şey diyordu. Herhalde Mehmet Hoca diyordu değil mi? Evet dadından yenmez galiba değil mi hocam? Evet hoca, e, dostlarım gerçekten şu dediğim tavsiyeye uyun ve e, yanlış şunu da yapmayın. Senin elinde zaten iki kaynak varsa bir üçüncü kaynak bunu yani çözmeyeceksen üçüncü kaynak alma ya da elindeki kaynağı bir kenara bırakıp bu kitapları alma masraf etmeni de istemem. Ee, eğer kitap almadıysan alma düşüncen varsa bu saydığım üç tane kitaba özelliklerine göre bakmaya çalış. Bu benim fikrim başka bir öğretmenden de yine bir fikir edinebilirsin. Ben bu üç kitaptan e, en az ikisini öneririm sana. E, sen de öğretmenin de seni daha iyi tanıyacağı için. E, şunu alsan senin açısından daha iyi olur diye bir şey söyleyebileceği için e, öğretmeninden de yani dershanedeki öğretmeninden de bir fikir alabilirsin. Tamam mı dostlar? Evet gençler bu hafta e, kolay bir hafta. Rahat bir şekilde geçirirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. E, bu haftanın çok verimli geçmesi dileğiyle. Önümüzdeki haftaya çok hazır olun. Çünkü en önemli konulardan birine daha geliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.